Yukarıda tarihe yardımcı bilimlere ait verilen tabloda bilgilerin doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gereklidir? Paleografya yazı bilimi arkadaşlar doğru bir eşleştirme yer değiştirmeye gerek yok bir olan şıkları eleyelim Filoloji dil bilimidir arkadaşlar bu da doğru o yüzden iki olan şıkları da eleyebiliriz Antropoloji kitabe bilimi değildir ırk bilimidir arkadaşlar Epigrafi ise kitabe bilimidir dolayısıyla 3 ve 4 yer değiştirecek Diplomasi ise anlaşma yazışma bilimidir doğru Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Harzemşahları 1230 tarihinde Yastı Çemen Savaşı ile mağlup ederek bu devleti yıkılış sürecine sokması ilerleyen dönemde hangi savaşın etkisiyle Moğolların Anadolu'ya hakim olmasına sebebiyet vermiştir? Arkadaşlar Harzemşahlar Türkiye Selçuklu ve Moğollar arasında bir tampon bölgeydi. Harzemşahların ortadan kalkmasıyla birlikte Moğollar Türkiye Selçuklu üzerine harekete geçti tabii ki ve Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. Köse Dağ Savaşı ile birlikte de biliyorsunuz ki büyük bir bozgun yaşandı. Moğollar Anadolu'ya hakim olmaya başladı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan savaşlardan hangileri bu dönemde gaza ve cihat faaliyetlerinin etkin olmadığını kanıtlar niteliktedir? Arkadaşlar gaza ve cihat faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gayrimüslimlerle savaşmak gerekir. Bakalım şimdi. Çaldıran Savaşı Safevilerle yapılmıştır ve Safeviler de Müslümandır arkadaşlar. Dolayısıyla gaza ve cihat anlayışının olmadığını bize gösterir. Turna Dağ Savaşı ise Dul Beyliği ile yapılmıştır ve onlar da Müslüman olduğu için yine gaza ve cihat faaliyetlerine bir örnek teşkil etmiyor Turna Dağ Savaşı. Ridaniye Savaşı ise yine Müslüman olan Memlük Devleti ile yapılıyor arkadaşlar ve bu da gaza ve cihat faaliyetlerinin etkin olmadığını kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Devlet ocak içindir anlayışının oluşması. Arkadaşlar eskiden ocak devlet içindir anlayışı vardı. Artık gördüğünüz gibi devlet ocak içindir düşüncesi var. Burada bahsedilen ocak tabii ki yeniçeri ocağı bu arada. Dolayısıyla bu durum tabii ki duraklamaya girilmesine sebebiyet verecek bir durumdur. Rönesans ve coğrafi keşiflerin etkisi. Özellikle coğrafi keşiflerin etkisi Osmanlı'da büyük olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Osmanlı'ya ait olan ticaret yolları önemini kaybedecek. Bu da duraklama dönemine girilmesine mesne etkili olacaktır. Devletin doğal sınırlarına ulaşması yine olur adı üzerinde arkadaşlar artık doğal sınırlara ulaşılmış bir süreç başlıyor. Bu da Osmanlı'nın duraklamaya girmesinde etkili olacak. Feodal yapının Avrupa'da önemini kaybetmiş olması. Feodal yapı Avrupa için olumsuz bir durumda arkadaşlar ve dolayısıyla Osmanlı'yı da olumlu etkileyecek bir durumdu. Artık bu feodal yapı önemini kaybetmeye başladığı süreçte Avrupa daha da güçlü hale gelmeye başlayacak. Bu da Osmanlı Devleti'nin duraklamasına sebebiyet verecek. Batıdan alınan yeniliklerin yeterli yeterli düzeyde olmaması. Arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı Devleti henüz batının üstünlüğünü kabul etmiş değildi aslında. 18. yüzyıla geldiğimizde biz batıdan bir takım örnekler almaya başlıyoruz. Dolayısıyla E şıkkından söz edemiyoruz. 17. yüzyılda bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Divanı Hümayin görevlilerinden Kazasker'in görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri vardır? Arkadaşlar kaz asker ya da kadı asker Osmanlı Devleti'nde şer'i davalara bakan kişidir. E, görevleri arasında e, kadı ve müderris atamaları yer almakta. Din görevlisi atamaları yer almakta. Bakalım e, şimdi öncelikle davalara baktığı için tabii ki adaletle ilgili görevleri var arkadaşlar. Eğitimle ilgili var mı? Var. Çünkü müderris atamalarını da o yapıyor. Müderris dediğimiz öğretmen biliyorsunuz ki. Ancak askeri bir görevi Yok arkadaşlar yani askeri herhangi bir görev içerisinde bulunmuyor. Daha çok adalet ve eğitimle alakalı görevleri bulunuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile ilgili yapılan gizli anlaşmalardan biri değildir? Arkadaşlar Petrograd Protokolü, Sykes-Picot, Saint-Jean de Morin, Londra anlaşmaları gizli anlaşmalardır. Ancak Brest-Litovsk bir barış anlaşmasıdır. Rusya'nın savaştan e, kısmen de olsa çekildiği bir anlaşmadır. E, dolayısıyla gizli bir anlaşma değil. Osmanlı Devleti ile imzalanan bir barış anlaşması. Sadece Osmanlı Devleti yok zaten bu anlaşma içerisinde. E, diğer devletlerden katılanlar da var. Almanya gibi, Avusturya, Macaristan gibi. E, dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu bilgilerden hareketle gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti Batı ile olan ilişkilerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bakalım arkadaşlar. Reisül Kütaplık Makamının önem kazanması. Reisül Kütaplık Makamı günümüzdeki Dışişleri Bakanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tabi e, tabii ki Batı ile olan ilişkilere ağırlık verme noktasında Reisül Kütaplık Makamı önem kazanacaktır. Bu yüzden birinci öncül olur. Avrupa şehirlerinde elçiliklerin açılması yine ne olur arkadaşlar? Çünkü Avrupa yakından tanımak amacıyla zaten elçilikler açılıyordu. Esamı tahvilat senetlerinin hazırlanması. Arkadaşlar esam iç borçlanma demektir. Yani bu durum iç politika ile alakalı bir durumdur. İçeriden alınan borçlarla alakalı bu senetlerin hazırlanması Osmanlı Devleti'nin batı ile olan ilişkileriyle alakalı bir nokta olmayacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan birisi değildir? Türk Dil Kurumu'nun kurulması tabii ki arkadaşlar Türk dilini araştırıp incelemek amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla milliyetçilik ilkesi doğrultusundadır. Kapitülasyonların kaldırılması, yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılması demektir. Dolayısıyla bu durum da yine milliyetçilikle alakalıdır. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi, Kabotaj Kanunu Türk sularında özellikle Türk gemilerine elbette ayrıcalık tanınmasıdır arkadaşlar. Bu da yine milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Erkanı Harbiye Vekaleti ise ordunun siyasetten ayrılması amacıyla kaldırılmıştır. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı kurulacaktır ve tabii ki siyasetten ayrıdır. E, bu durum milliyetçilik ilkesiyle değil daha çok cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. O yüzden e, D şıkkı olmaz. Türk parasını koruma kanununun çıkarılması adı üzerinde arkadaşlar. Türk parası elbette milliyetçilikle alakalı. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar baktığımızda ilk önce Londra konferansının toplandığını söyleyebiliriz. 1921 yılında toplanacak. Önce 3 ile başlayacağız. Bu yüzden B, E ve C seçeneklerini eledik. Ardından arkadaşlar Mudanya Teşkes Anlaşması olacak. Ekim ayında 1922'de Kasım ayındaysa Lozan görüşmeleri başlayacak yine 1922'de. Dolayısıyla sıralamamız 3, 1 ve 2 şeklinde olacak. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Lozan'da görüşülen yukarıdaki konulardan hangilerinin sadece Yunanlarla ilgili olduğu söylenemez arkadaşlar nüfus mübadelesi konusu Yunanlılarla ilgilidir biliyorsunuz ki nüfus mübadelesi de şöyle bir durum söz konusuydu yer değiştirmeydi yani İstanbul gökçeada ve Bolca'daki rumlar ile batı trakya'daki türkler dışındaki bütün türk ve rumlar yer değiştirecekti arkadaşlar dolayısıyla birinci öncül tabii ki doğru olur Tazminatlar konusu da yine Yunanlılarla ilgilidir Lozan'da görüşülen e, Yunanlar tazminat olarak bize kara ağaç verecek arkadaşlar kara ağaç bölgesini verecek dolayısıyla ikinci öncülde olur adalar konusunu ise e, sadece Yunanlıları ilgilendiren bir konu olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar çünkü 12 ada İtalya'ya bırakılıyor. E, Gökçeada ve Bozcaada hariç Ege Adaları da Yunanistan'a verilecek. Dolayısıyla adalar sadece Yunanlarla ilgili bir konu olmayacak. E, bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani 5 şıkkı olacaktır. Yeni Türk Devleti'nde gelişmelerinden hangileri dünya ülkeleriyle olan ilişkileri düzenlemek amacıyla yapılmıştır? Miladi takvimin kullanılmaya başlanması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü dünya ülkeleri miladi takvimi kullanıyordu. Dolayısıyla onlarla olan ilişkileri düzenlemek amacıyla aynı takvim kabul edilmiştir. Yeni rakamların ve alfabenin kabulü olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Hafta sonu tatilinin pazar günü olarak belirlenmesi olur mu? Yine olur. Çünkü dünya genelinde tatil pazar günüdür. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri jeolojik ve jeomorfolojik ekstrem doğa alaylarına örnek gösterilebilir? Jeolojik dediğimizde yer yapısı, fayatları, deprem buna bağlı özellikler. Jeomorfolojik dediğimizde eğim, engebe gibi şartları dikkate aldığımız ekstrem doğa alaylarını dikkate alıyoruz. 1. 2005 yılında İran'ın Lut Çölü'nde 70.7 santigrat derece sıcaklığın ölçülmesi bu klimatolojik atmosferik kökenli bir özellik taşıyor. Yani sıcaklığı dikkate aldığımızda biz iklimle oradaki hava olaylarıyla dikkate alıyor ya da bağdaştırıyoruz. Klimatolojik dedik hava ile alakalı. 2. 2017 yılında Yunanistan'da aşırı yağışlar yine klimatolojik kökenli özellik taşıyor. 3. 2010 yılında İzlanda'daki Eyjafjallajökull Yokul Yanardağı'nın aktif hale gelmesi ki yanardağlar volkanik aktiviteler orada jeolojik kökenli doğal afetler ve ekstrem doğa olayları arasında sayılabiliyor. 4. 2004 yılında Endonezya'daki tsunami'nin yaşanması deprem sonucu jeolojik kökenli kısımda değerlendirilebilir. Yine bunu da dikkate alıyoruz. Bu doğa olaylarına 3 ve 4'ü örnek gösterdik. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Oksijen, karbon, azot, su gibi maddelerin litosfer yani taş küre, hidrosfer su küre, atmosfer hava küre ve biosfer yani canlı küre arasında yer değiştirmesine madde döngüsü denir. Bu döngülerin doğal süreçler içerisinde haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde daha hızlı gerçekleşmesi beklenir? Özellikle baktığımızda 3 ve 4 numaralı alanlarda ki daha uygun iklim koşulları olduğu için bu alanlar bu döngülerin daha hızlı gerçekleştiği alanlardır. Muson Asyası ve özellikle e, tropikal alanda verilen 4 numara için biz bu e, durumu dikkate almış olduk ama bir soğuk olan bir yer ki soğuk çok soğuk olan yerlerde genelde döngülerde e, bazı e, yavaşlamalar meydana geliyor. Çok sıcak olan 2 numara Sahra, yine 5 numara Victoria gibi çöllerin bulunduğu alanlarda yine aşırı sıcakta tabii ki bunu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani burada aşırı sıcak ve soğuk olanları alan alanları almadık ve 3 4 daha uygun iklim koşulları D şıkkı doğru cevabımız oldu. Kerkük, Esen, Kiruna, Batman bu şehirlerin gelişip büyümesinde etkili olan ortak ekonomik fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Kerkük, Batman ki önemli petrol rezervlerini barındırıyor. Yani önemli yeraltı kaynakları var. Esen gibi alanlar yine önemli yeraltı kaynakları dikkate alınıyor. O yüzden bu alanlarda madencilik fonksiyonuna göre gelişme sağlandığını, madenciliğin önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bazı ülkelere ait doğal kaynaklar ve ekonomiye ait bilgiler verilmiştir. Tabloda numaralanmış ülkeler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Birinci ülkemiz hem doğal kaynak yönünden zengin hem de bilgi birikimi, teknoloji kullanımı ve sermaye yönünden zengin bir ülke. Japonya'yı alamayız çünkü Japonya doğal kaynak bakımından fakir ama bilgi birikimi ve teknoloji kullanımı bakımından sermaye bakımından zengin bir ülke. O yüzden doğal kaynak bakımından fakir olduğu için Japonya ile ilgili seçenekleri yani A ve D şıklarını eleyelim. Bunun yanında baktığımızda özellik olarak ikinci ülkemiz doğal kaynak bakımından e, ne oluyor? Fakir ve bilgi birikimi teknoloji sermaye de az. Rusya doğal kaynak yönünden zengin bilgi birikimi kullanım ve sermaye kısmında zengin bir ülke yine. O yüzden C şıkkını da eleyelim. Moğolistan İkinci ülkemiz, doğal kaynak yönünden de fakir, bilgi birikimi sermaye bakımından da fakir. Diğerine geldik, doğal kaynak bakımından fakir ama bilgi birikimi teknoloji kullanım ve sermaye bakımından daha zengin olan Japonya. Bu karşılaştırmaya göre doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bölgeler arasında tarım sanayi ve maden gibi üretim alanlarının farklılık göstermesi, iş ticaretin gelişmesini hızlandırmıştır. Buna göre haritada oklarla iş ticaret yönü gösterilen ürünlerden hangisinin iş ticareti daha azdır? Ki burada baktığımızda Doğu Karadeniz'den üretimi yapılmayan İstanbul gibi ya da Marmara bölgesi gibi alanlara çay ticareti yapılır. Bu doğru bir eşleştirme. Bunun yanında baktığımızda balık ki Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de avlanan balık İç Anadolu'ya e, pazarlanabilir. Bunun yanında demire baktığımızda Sivas, Malatya havzalarından Karabük, Zonguldak çevresine gönderiliyor. Çünkü orada demir yok. Demir olan yerden olmayan yere doğru bir iş ticaret söz konusu olacaktır. D. Zeytin. Ki zeytin Ege'de yetiştirilen bir ürün ama İç Anadolu'da yok. Oraya doğru olmadığı için bir ticaret söz konusu olacaktır. Antalya ve Adana'ya bakarsak. ikisinde de turunçgil tarımı yapılıyor. O yüzden ikisinde de benzer ürünler olduğu için bu ticaret çok fazla gelişmeyecektir. Yani doğru cevabımızın e şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Limanların büyüyüp gelişmesinde Hinterland'ın büyük etkisi vardır. Hinterland'ın da tarım, sanayi, madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması limandan yapılacak ihracatı olumlu etkilediği için liman ve limanın bulunduğu il hızla gelişir. Bu duruma limanlarından hangileri örnek gösterilebilir? Hinterland bir limanın art bölgesidir. O bölgeyi besleyen, o bölgenin beslendiği alanlar arasında dikkate alınabilir. Buna göre Türkiye'de Hinterland'ı en dar, iç kısımlara ulaşımın en zor olduğu liman Sinop'tur. O yüzden biri burada elememiz gerekiyor. Bunun yanında Antalya, Mersin, İzmir limanları arasında bir kıyaslama yaparsak Hinterland'ın daha geniş olduğu limanlar arasında İzmir ve Mersin'i dikkate alıyoruz. Antalya kısmında iç kısımlara yine ulaşım zor ancak tabi Sinop'a göre Hinterland daha geniş ama İzmir ve Mersin'e göre daha dar olduğu için bunu alamadık. O yüzden de doğru cevabımız 2 3 C şıkkı olarak dikkate alınabilir. Dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri 4 başlık altında tablomuzda verilmiş. Bu kavram haritasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kuzey Amerika önemli bir sanayi bölgesi. Rusya, Doğu ve Güney Doğu Asya, Çin gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler, Batı Avrupa, Fransa, İngiltere, Almanya daha da arttırılabilir. Ama Doğu Afrika'da bu sanayi üretim bölgesine örnek olarak verebileceğimiz bir yer yok ya da bu şekilde bir yer değil. Çünkü orada Somali gibi, Sudan gibi yani gelişmemiş ülkeler var. Sanayisi gelişmemiş olduğu için B şıkkını doğru cevap olarak aldık. İntansif yöntemlerle tarım yapan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İntansif tarım modern, gelişmiş tarım yöntemidir. En az alandan en çok verimi almanın hedeflendiği bu tarımsal yöntemde doğal koşullara bağlılık azdır. Verim yüksektir. Verimin yüksek olması için de sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslığı gibi birçok özellik kullanılmaktadır. A. Tarımdan elde edilen verim bu tür ülkelerde yüksektir. B. Tarımsal üretim üzerinde doğal koşulların etkisi azdır. Çünkü bu doğal koşulların birçok anlamda müdahale ile ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Örneğin o yıl yağış az, kurak bir dönemse sulama ile birlikte e, ne oluyor? Bu tür e, uygulamalar yapılarak o dönemdeki kuraklığın önüne e, ve buna bağlı olarak verim düşüşü yaşanmasının önüne geçilmiş oluyor. C. Makineleşmenin yaygın olduğu için makineleşmeye yaygın olduğu için tarımda çalışan insan sayısı daha azdır. Çünkü insanların yapacağı işi makineler yapıyor. D. Hayvancılık faaliyetleri büyük çiftliklerde besicilik şeklinde yapılır. Besi hayvancılığı yine gelişmiş modern yöntemlerden birisidir. E, kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı yine gelişmiş bir özellikte olduğu için bu ülke açık deniz balıkçılığı daha fazla yapılmaktadır. O yüzden tarımsal üretim üzerinde doğal koşulların etkisi az olduğu için B şıkkı burada bizim doğru cevabımız oldu. Çünkü fazladır demesi yanlış bir ifade. Çok zehirli ve yakıcı bir etkiye sahip olan ozon gazı dünyayı güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlara karşı korumaktadır. Son zamanlarda artan CFC, klora, flora gazları ozon moleküllerini parçalayarak ozon seyrelmesine hatta bazı yerlerde ozon tabakasının delinmesine yol açmaktadır. Bu soruna bağlı olarak durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir? 1. Deri ve göz hastalıklarının artması ki ilerleyen süreçte insanın DNA ve RNA yapısının değişmesine kadar gidebileceği yönündeki önemli uyarılar. 2. Bitkilerin yaptığı fotosentezin yavaşlaması. Çünkü özellikle o zehirli gazlar bitkilere de zarar vermekte. 3. Yeryüzünde sıcaklığın azalması değil, sıcaklığın daha da artmasına sebep olabilir. O yüzden 1 ve 2. Yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen enerji üretimlerinden hangileri hava kirliliğine neden olmaktadır? 1. Bir, Birleşik Krallık'taki Hornsea deniz üstünde rüzgar gücünden enerji üretilmesi Rüzgar yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve havayı kirletmez. O yüzden hava kirliliği neden olmaz. 2. Brezilya ve Paraguay tarafından ortak yapılan Haipu Barajı'nda hidroelektrik enerji üretiminin yapılması. Hidroelektrik su gücünden elektrik üretimi yine havayı kirleten bir özelliğe sahip değil, yenilenebilir kaynaklar arasında geliyor. 3. Almanya'da artan enerji ihtiyacını karşılamak için kömürle çalışan santrallerin kapasitesinin arttırılması kömür yenilenemeyen karbon salınımı fazla olan enerji kaynaklarından birisi. Ki karbondioksit salınımı olduğu için bu hava kirliliğine sebep oluyor ki termik santraller hava kirliliğine sebep olmakta. Termik santral deyince de kömür, petrol, doğalgazla çalışan santralleri dikkate alıyoruz. O yüzden sadece 3'ü aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir ham madde özelliği kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümde kullanılması tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır. Organik atıklar bitki ve hayvan atıkları olduğu için bunların geri dönüşümde kullanılması e, tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarmaz. İnşaat atıkları yine aynı şekilde, sanayi atıkları ve cam atıklar da aynı şekilde. Ama radyoaktif atık dediğimizde bunlar çevreye radyoaktivite yaydığı için özellikle nükleer kısımda mesela bir atom bombasının e, nükleer enerji ya da nükleerden elde edildiğini dikkate alıyoruz. Bu yüzden bu radyoaktif atıklar çevreye çok fazla zarar vereceği için tekrar geri dönüşümde kullanılması söz konusu olamaz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Bu sorumuzda bir yaklaşım sorulmuş ve diyor ki parçadaki yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Varlığın temelinde Madde var diyor. Madde varsa materyalizme giderim derler arkadaşım. O halde materyalizm olmayanları ele gitsin. Peki devam edelim. Ancak madde mekanik bir harekete tabi olmayıp diyalektik süreçle değişim göstermektedir. Yani mekanik materyalizmden bahsetmiyorum diyor. Diyalektik materyalizmden bahsediyorum. Cevap E şıkkıdır. Zaten devamında da tez ve antitez sentez durumunu söyleyecek ve diyecek ki Hegel'in aksine varlığın temelinde madde olmalıdır. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda Luke'un görüşleri verilmiş ve diyor ki Luke'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez özellikle bilgi görüşünü sormuş. Bakalım Luke insan zihninde doğuştan bilgi bulunmadığını varsayar. Çünkü o doğuştan boş levha olduğumuzu söyler değerli arkadaşım. Bu sözünü unutmayalım. Neydi? İnsan tabula rasa'dır. Yani boş bir levhadır. Devam edelim. Ona göre zihin deney öncesinde üzerinde hiçbir bilgi bulunmayan beyaz bir kağıda veya boş bir levhaya benzer. Bilginin bütün kaynağı deneydedir, gözlemdedir, duyuların kullanımı sonucunda zihinde gelen verilerdedir. Felsefe dilinde kaynağı deney olan bu tür bilgilere ne denilirmiş? aposteriori denilirmiş. Yani a priori denilmezmiş onu bir yazalım. A priori nedir? Deney öncesidir. Peki a posteriori nedir hocam? Deney sonrasıdır. O halde o a priori bilgiyi reddeder. Şimdi şıklara bakalım. Bütün bilgilerimiz a posteriori midir? Evet, aynen öyledir hocam. Çünkü hepsi deney sonrasıdır. Eleyelim gitsin. Bilgimizin tüm malzemesi deneyden mi gelir? Evet hocam. Nerede söyledi? Bakın burada söyledi. Peki akılsal bilgi deneysel bilgiden daha üstün müdür? Hayır, ona göre tam tersi. Deneysel bilgi akılsal bilgiden daha üstündür. O halde cevap C şıkkıdır. Bu arada üstünlükle ilgili herhangi bir parçada durum da yok. Devam edelim. Zihindeki bilgiler deney yoluyla gelen veriler midir? Evet hocam. 5 yıkıyla aynı olmuş. Devam ediyorum. İnsan zihninde kaynağı deney olmayan hiçbir fikir yer almaz mı? Aynen öyle. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve parçadan yola çıkarak ulaşılabilecek en genel yargıyı bize sormuş. Bakıyorum güzelin yarattığı duygu hem doğada hem de sanat eserinde karşımıza çıkar. Gün batımı izlerken veya dalgaların sahile vuruşundaki sese kulak verirken hissettiğimiz hoş duyguyu bir Orhan Veli şiirini dinleyip Bellini'nin bir heykeline bakarken de hissederiz. Doğada veya sanatta karşımıza çıkan güzel felsefi anlamda bir ayrım içerir. Estetik güzeli konu alırken sanat felsefesi yalnızca sanattaki güzeli ele alır, onunla ilgilenir. O halde güzel arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Güzel ikiye ayrılır. Bir doğadaki güzel, iki sanattaki güzeldir. Peki estetik hangisini konu alır her ikisini. Peki sanat felsefesi sadece ve sadece sanattaki güzeli ele alır. O halde estetik sanat felsefesini içine alan bir kavramdır. Yani estetiğin alanı daha geniştir. Şimdi bakalım. A şıkkı estetiğin alanı sanat felsefesinin alanından daha geniş midir? Aynen öyledir. Yeteri kadar açıklama yaptığımıza göre bu şıklara bile bakmamıza gerek yok. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuz psikolojinin alt dallarıyla ilgili bir soru ve parçada söz edilen psikologlar aşağıda verilen psikolojinin alt dallarından hangisinde yer almaktadır? Bakalım. Bir şirkette çalışan Yasemin Hanım, bulunduğu birimin personel seçme konusunda sorun yaşadığını düşünmektedir. Zaten buraya kadar bulman gerekiyordu arkadaşım. Neyse devam ediyorum. Biraz araştırma yaptığında bu konuda çalışan psikologlar olduğunu, hangi göreve, hangi personelin seçilmesi gerektiği konusunda şirketlere destek olduklarını ve sonrasında personelin iş verimini artırmaya yönelik uygulamalar yaptıklarını öğrenmiştir. Şirket var, personel seçimi var ve aynı zamanda personelin iş verimi var. Gideceğin yer endüstri psikolojisidir. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuz güdülenme ile ilgili bir soru ve diyor ki parçada verilen örnek güdülenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi desteklenmektedir? Bakıyoruz. Çocuk ve gençlerin bilgisayar oyunlarına yoğun ilgi göstermesi aileleri ve eğitimcileri ne yapmaktadır hocam? Kaygılandırmaktadır günlük hayat aktivitelerini, sosyal ilişkilerine ayıracakları vakti de bu oyunlara geçirmelerine anlam veremeyen yetişkinler oyunları inceleseler bunun nedenini eminim anlayacaklar. Belki de üzerinde kalkmayacaklardır. Neyse devam edelim. Bilgisayar oyunları bölüm geçtikçe karakterlere üstün özellikler verir, puanlar kazandırır, farklı bölümler açar, beyindeki ödül mekanizması aktive olur, oyun oynama konusundaki isteğini sürekli tetiklemekte ve canlı tutmaktadır değerli arkadaşım. Peki bu neyi desteklemektedir? Ödül güdülenmeyi arttırır mı? Evet. Neden aferin diyoruz? Neden takdir veriyoruz? Neden bir kişiyi farklı ödüllerle ödüllendiriyoruz? Güdülenmelerini arttırmak için. Devam edelim. Yetersiz güdülenme ile ilgili bir şey var mıydı? Yok hocam. Peki farklı güdülerden bahsettik mi? Hayır. Aynı güdü farklı davranışlara neden olur dedik mi? Hayır hocam bunları belirleyelim. Peki E şıkkına da bakalım. İstek ve ihtiyaçlar güdülenmeyi etkiler mi? Etkiler. Burada istek ve ihtiyaçtan bahsetmedik. İstekten belki bir nevi bahsettik ama ihtiyaçtan bahsetmedik parçada vurgulanan bu değil. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Ve parçadaki bir takım bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini ulaşamayız diyor. Bakalım. Pek çok hükümdarın ve yöneticinin yönetme gücünü kaybetmesinin ardından ağır sağlık sorunları yaşadığı, hayatını kaybettiği bilinmektedir. Şimdi neye ulaşamayız? Stresin bedensel etkileri söz konusu olabilir mi? Olabilir. Hatta ölüme de neden olmuş. Peki Kayıplar hayal kırıklığına ve strese neden olur mu? Olur hocam. Güç ve itibar kaybı önemli bir stres kaynağıdır Kesinlikle. Yoğun stres vücudun tepkisine bağlı olarak hayati sonuçlar doğurmuş mudur? Doğurmuştur. Peki stresin etkileri toplumdan topluma değişmekte midir? Değişebilir ama parçada evrensel bir durumdan bahsedilmektedir. O yüzden cevap E şıkkıdır. Bu sorumuz göç olgusuyla ilgili bir soru ve diyor ki parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım göç geçmişten günümüze kadar süre gelen bir olgu olması bakımından sosyolojinin ilgilendiği önemli alanlardan biri olmuştur. Bir bölgede yaşayan nüfusun belli bir kesiminin bulunduğu yeri terk edip başka bir yere yerleşmek üzere gitmesi olarak tanımlanan göçün nedenleri üzerinde çalışılmaktadır. İndirgemeci yaklaşım göçün en temelde tek bir nedenden, örneğin ekonomik sebeple olduğunu iddia eder. Oysa ekonomik gerekçelerin yanında sosyal, siyasal sebepler de önemli etkenler olarak kayda geçer. Yani indirgemeci yaklaşım bir olayın tek bir boyutuna bakar, diğer boyutları görmezden gelir. Bunun da sakıncalı olduğunu ifade etmiş. Şimdi neye ulaşamayız? Bakalım. A şıkkı toplumsal olguları tek nedene bağlamak doğru değil midir? Evet aynen öyledir. Peki B şıkkına bakalım. Toplumsal olayları bütünlük içinde mi değerlendirmeliyiz? Aynen öyle. C şıkkına bakıyoruz. İndirgemeci yaklaşım toplumsal olayları tek nedene bağlı olarak açıkladı mı? Evet hocam. D şıkkına bakalım. Toplumsal olayları ekonomik sebeple açıklamak, diğer nedenleri yok saymak mıdır? Aynen öyledir. E şıkkına bakıyoruz. Toplumsal olayların sosyal ve siyasal nedenleri en son noktada ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Yani her şeyi tek bir nedene bağlayabiliriz demenin Türkçesi olmuş hocam bu. Dolayısıyla bu olamaz. Sadece ekonomik nedenle açıklanamaz. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda sosyolojinin yöntemleri sorulmuş ve verilen parçada en uygun araştırma yöntemi soruluyor. Bakalım. Bir sosyolog olan Demir, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sınav kaygılarını etkileyen faktörlerin neler olduğuyla ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Bu çalışmayı kısa bir sürede tamamlamalı ve çok sayıda öğrenciye ulaşarak görüşlerine başvurmalıdır. Süremiz kısa mı? Kısa. Çok sayıda kişiye ulaşmalıyız. Evet. En uygun yöntem ankettir hocam. Monografi ve sosyometri derinlemesine bir araştırmadır ve küçük gruplarda yapılır. Görüşme uzun zaman alır, gözlem onun kadar daha fazla zaman alır. Örneğin diyelim ki görüşme yapmaya karar verdiniz, okula gittiniz 100 kişi sınava girecek. Bu aylar sürebilir ama anket toplam 15 dakika ya da 20 dakika sürebilir. O yüzden cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda toplumsal hareketlik sorulmuş ve diyor ki hangisinde diğerlerinden farklı bir hareketlik örneği var? İki türlü hareketlikten bahsediyoruz. Dikey hareketlik ve yatay hareketliktir. Şimdi bakalım. 1'e bakıyoruz. Bir öğretmenin çalıştığı kurumda okul müdürü olması bir hangi hareketli örnektir? Bir dikey olabilir mi? Hocam dikey olabilmesi için kişinin koşullarında, ekonomik koşullarında, toplumsal koşullarında önemli bir değişmen olması lazım. Halbuki kayda değer bir değişme olmuyor. Maaşında doğru düzgün bir düzeltme olmuyor. Dolayısıyla buradaki yatay hareketliktir. Bunu yatay diye işaretleyelim. Peki bir dershane sahibinin iflas ettikten sonra öğretmen olarak çalışması. Adam belki yüzlerce öğretmen çalıştırıyordu. Şimdi iflas etti ve öğretmen olarak çalışıyor. Yani önemli bir sosyal mevkiden daha aşağı bir makama inmiş oluyor ve ekonomi koşullarında inanılmaz bir değişme oluyor. Yani tabaka değiştiriyor. Üst tabakadan orta tabakaya düşme oluyor. Dolayısıyla değerli arkadaşım bu dikey hareketliktir. Peki devam edelim. Bolu'da çalışan bir hakimin İstanbul'a tayin olması coğrafi bir hareketliktir. Bu yatay hareketlilikte herhangi bir yaşam şartlarında değişme olmamıştır. Peki bir ajansta çalışan metin yazarının bir başka reklam ajansına geçmesi herhangi bir değişme olmuş mu hayatında? Yok sadece mekan değiştirdi ya da iş değiştirdi burada aynı işte çalışıyor dolayısıyla yatay hareketlik söz konusudur. Peki bir banka şubesinin kapanmasının ardından personelin bir başka şubede çalışmasında ki hareketlik nedir? Yatay hareketliktir. Neden hocam? Koşullarında bir değişim olmamış. Tabakasına bir değişim olmamış. Bir yerden başka bir yere gitmiş. Dolayısıyla bunlar yatay hareketliktir. Farklı olan 5 şıkkıdır. Yani dikey hareketlik olan 2 numaradır. Cevabımız 5 şıkkıdır. Bu soruda akıl yürütme yöntemleri sorulmuş ve parçadaki annenin yaptığı akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Bir anne okuduğu dergide oyuna bütün çocukların ihtiyacı vardır. Çocuklar oyun içinde öğrenir, hayatın provasını yapar. Yemek, içmek, uyumak gibi fizyolojik ihtiyaçlarından sonra oyunu en büyük ihtiyaç olarak görün ve çocuğunuzla oyun oynayın yazdığını görür. Bunun üzerine 4 yaşındaki çocuğuyla daha fazla oyun oynaması gerektiğini, oyunun onun için önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünür. Ne yaptı? Genelden özelle bir akıl yürütme yaptı. Bütünden parçaya doğru gitti. Yani bütün çocuklardan kendi çocuğuna gitti. Yani tümden gelimsel bir yöntem kullandı. Bakın bütün çocuklardan kendi çocuğuna gitti. Genelden özele, bütünden parçaya gittiği için cevabımız tümden gelimdir. Yani D şıkkıdır. Bu soruda tümel olumlu önerme sorulmuş. Öncelikle tümel olumlu önermeyi açıklamaya çalışalım. Tümel nedir? Grubun tüm elemanlarında özelliğin bulunduğu önermedir. Ve bütünü ifade eder. Herkesi ifade eder. Yani grubun tamamını kapsar. Olumlu nedir? Yüklemin bildirdiği özelliğin öznede olduğunu gösterir. Ve tümel için anahtar kelimelerimizi yazalım. Nedir hocam? Bütündür. Başka? Herdir hocam. Herkestir. Güzel. Ama tümel olumlu dediği için ben şey yazmak istemiyorum. Mesela hiçbir de tümelin özelliğidir. Ama burada tümel olumluğundan bahsettiği için bunu yazmıyorum. Başka ne olabilir? Hepsi olabilir. Bunu da yazmış olalım ve devam edelim. Yani grubun tamamını ifade ediyorsa tümeldir. Sonunda e, sız, değil, olmayan, gibi cümleler de yoksa bu tümel olumlu bir önerme olacak. Haydi bunu bulalım. A şıkkı bazı kitaplar edebiyatın önemli örnekleridir. Bazı tikeldir, grubun bir kısmını ifade eder. Hiçbir kedi banyo yapmayı sevmez. Zaten olumsuz, hiçbirle başlamış tümel olabilir ama sonu olumsuz olduğu için tümel olumsuz ele gitsin. İstanbul ülkenin en kalabalık şehridir tek bir şehirden bahsettiğine göre bu da tekildir hocam. Bazı şehirler bu da tikeldir ele gitsin. Bütün çocuklar çikolata yemeği sever. Hem olumlu hem tümel o halde cevap E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisinde ilgili kavramların örneği doğru olarak verilmiştir? Bakalım tümel bir kavramın sadece zihinde bireyleri ele almasına nelik? Kavramın dış dünyada karşılık bulmasına gerçeklik denir dış dünyadaki bir kavramı da şudur diye gösteriyor olmamız ise kimliğini olduğunu gösterir. Şimdi ilk olarak kimlikten başlayalım mı? Şudur budur dediğimiz somut olarak gösterdiğimiz şeyler kimlikmiş. Dağ olabilir mi? Hayır. Hangi dağdan bahsediyoruz? Bir sürü dağ var. Kimliği yok. Ağrı dağı bir kimliği var. Esin'in kedisi pamuk. Aydın inciri Cem Yılmaz. Bunların hepsi kimlik bulmuş bir durumdur. O halde sadece Adana'yı eledik. Gerçeklik nedir? Dış dünyada karşılık bulacaktı. Kaf da dış dünyada var mı hocam? Hayır hocam, ele gitsin. Anka kuşu? Hayır hocam. Kalem? Evet. Beyaz atlı prens? Yok hocam, yanlış anlamayın. Burada yani bir beyaz ata binen bir prens değildir. Dolayısıyla bu mahsallardaki beyaz atlı prenstir. Dolayısıyla gerçeklikten üçünü eledik. Cevap direkt Denizli diyecektik. Peki nelik neymiş hocam? Zihindeki bireylerin ki sadece zihindeki bireylerdir. Peri kızı sadece zihinde mi var? Evet. Cevap her türlü denizli. Selamünaleyküm arkadaşlar. Soruların çözümüne devam ediyoruz. Bu parçada imanın hangi boyutuna vurgu yapılmıştır deniyor. Verilen parçayı okuyalım. Ammar bin Yasir Mekke döneminde babası ve annesiyle birlikte Ebu Cehil tarafından yakalanmış ve dinlerinden dönmeleri için kendilerine işkence edilmeye başlamıştı. Ammar'ın annesi Sümeyye ve babası Yasir işkencelere rağmen dinlerinden dönmediklerine beyan etmişler ve Ebu Cehil tarafından öldürülmüşler. Sıra Ammar'a geldiğinde Ammar bu baskı ve zorlama karşısında dinden döndüğünü beyan etmiş ve Ebu Cehil'in elinden kurtulmuştu. Ammar daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip durumu ona anlattığında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'a bu sözü söylerken kalben inanıp inanmadığını sormuş. Ammar kalbinin söylediklerine inanmadığını söylemişti. Bu konuşmadan sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ın imanına herhangi bir zarar gelmediğini belirtmişti. İmanın hangi boyutuna vurgu yapılmıştır deniyor. Arkadaşlar kalben inanmamak yani kalben tasdik manasından geliyordu. Dil ile ikrar kalbe tasdik. Yani kalbe inanma konusundan değindiği için cevabımız burada B şıkkı olacak. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Bu parçada iman esasları ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmıştır deniyor. Parçaya bakalım. İman esaslarının bir kısmını onayla, bir kısmını reddeden kişinin imanı geçerli olarak görülmemiştir. Kur'an'da iman esaslarının tamamına iman edilmesi gerektiği pek çok ayette vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki bütün hükümlere inanmak, hükümlerin hak ve doğru olduğunu tasdik edip onaylamak mümin olmak için şarttır. Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüne, bir farz veya yasağına inanmayan veya geçerliliğini kabul etmeyen kişi İslam'a göre iman sahibi değildir. Dolayısıyla inanan kişi dini hükümleri bir bütünlük içinde kabul etmeli, dinin temel prensipleri anlamına gelen inanılması zorunlu bulunan bütün inanç, ibadet ve ahlak hükümlerine inanmalı, bunların hepsini severek ve isteyerek yerine getirmelidir. Bir bütünlükten bahsediyor arkadaşlar. Yani burada direkt şıklara bakalım. Bir bütünlükten bahseden tek hangisi var? E şıkkı var. O yüzden cevabımız direkt E şıkkı diyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu parçadan çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdaki eden hangisidir deniyor? Verilen parçaya okuyalım arkadaşlar. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin anne babasına iyi davranması, büyüklere saygılı olması, öğrendiği faydalı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşması, güler yüzlü olması, yaşadığı yeri temiz tutması gibi davranışlar da ibadet değeri taşımaktadır. Aynı zamanda Allah'ın yasakladığı yalan, gıybet, iftira, haksızlık, içki, kumar ve zina gibi kötülüklerden sakınmak da ibadet kapsamına girer. Burada önemli olan bu amellerin Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmış olmasıdır deniyor arkadaşlar en kapsamlı yargıdan bahsediyor. İyi davranışlarda bulunmak kişinin Allah rızasını kazanmasına vesiledir. Sadece iyi davranışlarda değinmemişti burada. Yani bu şey olamaz. İyi davranışlar yapmak, kötü davranışlardan kaçınmak gerekir. Devamında da anlatılanlar var. Allah rızası için yapılan her iş ibadet kapsamına girmektedir. Evet, genel manada hep bundan anlattı. İbadetlerin toplumsal hayata katkıları bulunmaktadır. Buna da değinmedi. Kötülüklerden kaçınmak Müslümanın görevidir. Yine bunlar genel kapsam olarak ya çıkmaz arkadaşlar ama direkt Allah rızasından bahsettiği için cevabımız C şıkkı olacak. İslam medeniyeti oluşum sürecinde hem diğer medeniyetlerin birikimleriyle etkileşim içinde olmuş hem de kendi özgün yapısıyla farklı coğrafyadaki medeniyetleri etkilemiştir. Farklı alanlarda kendine özgü bakış açısıyla yeni ürünler ortaya koymuştur. Bu medeniyet Kuruluşundan itibaren tarihin her döneminde insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ilim, sanat, siyaset, hukuk ve eğitim gibi alanlarda kurum, kavram ve düşünme biçimlerini inşa etmiştir. Vahyin ulaştığı her coğrafyada İslam medeniyetinin izlerini görmek mümkündür deniyor. Hangisi söylenemez? Başka medeniyetlere etki etmiştir, evet. Kendine has bir bakış açısı geliştirmiştir diyor, evet buna da değindi. Yeni bir takım gelişmelere öncülük etmiştir. Evet, buna da değindi. Müslüman toplumlarda etkisini görmek mümkündür. Tabii ki buna da değindi. Kendi iç dinamikleriyle büyümüş, dış etkiye kapalı olmuştur. Hayır. Hem diğerlerinden etkilenmiş hem de başka medeniyetleri etkilemiştir diyor. Cevabımız burada E şıkkı olacak. Bu parçada hakkında bilgi verilen genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir deniyor arkadaşlar? Parçayı okuyalım. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğludur. Genç yaşında ilk Müslümanlar arasında yer almıştır. Mekkelerin ağır işkencelerine maruz kaldığı için Habeşistan'a eşiyle birlikte hicret etmiştir. Habeşistan'a hicret eden kafirlerin başkanı olmuştur. Habeş kralı Necaşi'nin peygamberimiz ve İslam hakkındaki sorularına mükemmel cevaplar vermiş ve bu cevaplardan tatmin olan kral Müslümanları Mekkeler'e iade etmemiştir. Muhte Savaşı'nda genç yaşında şehit olmuştur. Burada Peygamberimizin amcasının olduğuna amcasının oğlu olduğuna bakıyoruz. Ebu Talip olacak. Şöyle bir bakalım. Direkt C şıkkını, D, E şıkkını ediyoruz. Burada Habeşistan'a eşiyle birlikte hicret etmesinden bahsediyor. Habeşistan'a hicret eden tek kişi burada Cafer bin Ebu Talip'te cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Bu sorumuz felsefenin özellikleriyle ilgili bir soru ve deniliyor ki parçadaki felsefi tavrın hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Bakalım felsefenin ortaya çıkması çocuksu ilgisini koruyan filozofun bakışıyla yakından ilgilidir. Bir çocuk gibi içinde bulunduğu dünya hayretle bakmak, olan biteni anlamaya çalışmak ve özgürce soru sormak filozofun felsefi tavrıdır. Peki burada neyin üzerine durduk öznellik mi? Hayır Akla dayalı olması mı? Hayır. Evrensellik mi? Hayır. Birikimli olma mı? Hayır. Sorgulamaktan, merak etmekten bahsettik. O yüzden cevap C şıkkıdır. Bu soruda verilen ifadelerin hangisinin önerme örneği olmadığı sorulmuş. Öncelikle önerme nedir? Doğru ya da yanlış şeklinde değer alan ifadelerdir. Bakalım. Ay dünyanın uydusudur. Bir önermemdir, evet. Bir özne, bir yüklem, bir bağdan oluşmuş bir doğruluk değeri var. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Anlamlı mı? Anlamlıdır hocam. Peki çayını dökme bir önerme midir? Kesinlikle değildir. Sonu ünlemle biten ve emir kipi şeklinde olan cümleler ve bitmemiş cümleler önerme olamazlar. Peki zürafalar uçabilen hayvanlardır. Hocam bu yanlıştır. Yanlış olması seni ilgilendirmez. Çünkü yanlış şeklinde olanlar da önerme olabilir dedi. Doğruluk değerine sahip mi sahip. Doğru da olabilir yanlış da olabilir. O seni ilgilendirmez. Bitmiş bir cümle anlamlı bir cümle ama yanlış olabilir. Bu da onu önerme yapar. Yani yanlış olduğu için önerme yapmaz diyemezsin. Peki bazı köpekler eğitilebilir değildir. Bir önermedir. Bütün kediler sevimlidir. Bakın belki bazıları sevimli değildir. Ama adam özne yüklen ve bağdan oluşan anlamlı bir yargı bildiren ifade ortaya koymuş. Doğruluk değeri var. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bu onu önerme yapar. Cevabımız B şıkkıdır. Bu soruda yapılan bir araştırma var ve araştırmanın deney grubu sorulmuş. Bakalım bir okulda benzer özellik gösteren iki öğrenci grubu seçilmiş. Birinci grubun okul kurallarını belirleyen komisyonda çalışması sağlanmış. İkinci grubun ise koşullarında bir değişiklik yapılmamıştır. Bize neyi soruyor? Deney ve kontrol grubunu. Direkt gruplara o halde odaklanıyoruz. Çünkü bundan sonrasıyla işimiz yok. Bundan sonrası bağımlı ve bağımsız değişkenle ilgili bir şeydir. Peki hangi grubun koşullarında değişiklik yapıldı? Birinci grubun. O halde birinci grup deney grubudur. Koşullarında değişiklik yapılmayan grup kontrol grubudur. Bu ise ikinci gruptur. Cevap D şıkkıdır. Bu soru küreselleşme ile ilgili bir soru ve deniliyor ki bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım küreselleşme kendimizi, toplumumuzu, diğer kültürleri ve bir bütün olarak dünyaya algılayış biçimimizi ifade eden bir kavram olarak son yıllara damgasını vurmuştur. Tek küresel dünya tasarımı her yerin biraz daha yakın olmasına, herkesin birbirinin yakını olmasına olanak sağlar. Öte yandan yerellik, topluma özgü kimliğe sahip olma küçük işletmeler açısından tehdit unsurudur. Yani buraya kadar olumlu özelliklerinden bahsetti. Bundan sonrasında ise olumsuz özelliklerinden bahsedildi. O halde küreselleşme hem olumlu hem de olumsuz özellikler barındıran bir kavramdır. Bakıyoruz A şıkkı, küreselleşmenin etkisi altına aldığı toplumlar gelişmemiş toplumlar mıdır? Yani böyle bir ayrım yapılmadı. Gelişmiş, gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumlarla ilgili bir ifade yoktu parçada. O halde eleyelim gitsin. Peki küreselleşmenin hem olumlu hem olumsuz etkileri söz konusudur. Aynen budur. Ki çıkardığımız sonuçta buydu. Devam edelim. Küreselleşme en yüksek kültür seviyesine ulaşma hedefimdir değildir hocam. Küreselleşmeye teslim olmak Kültürel kimliği yok saymak mıdır? Yok saymak değil de bir tehdit olduğunu biliyoruz. Yani kültürün, yerelliğin ortadan kalkma riski var ama direkt yok saymak demek doğru değil. Hele buna teslim olmak bu anlama mı gelir? Bu parçadan direkt olarak çıkaramayız. Peki dünyanın tektipleşmesi kültürel çalışmaları engelleyecek midir? Böyle bir bilgi de elimizde yok. Cevap B şıkkıdır. Bu soruda verilen parçadan aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş bir toplumda sapma olarak kabul edildiği söylenmektedir. Bakalım. Toplumun varlığını sürdürmesi, toplumsal norm ve değerlere uygun davranılması ve bunların sonraki nesillere aktarılması ile mümkündür. Bireylerin bu norm ve değerlere uygun davranmaması toplumsal bir sapma olarak kabul edilir. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir toplumda sapma olarak görülür? Bakalım. Herkesin fikrini özgürce dile getirdiği bir aile ortamı sapma mıdır? Değildir. Gelişmiş bir toplumun özelliğidir. Peki farklı kültürlerden biriyle arkadaşlık etmek modern bir toplumun özelliğidir. Birden fazla eşle hem resmi hem de resmi olmayan evlilik gelişmiş modern toplumların bir özelliği değildir. Geleneksel toplumların özelliğidir. Dolayısıyla bir sapma olarak görülür. Peki hukuk kuralları çerçevesinde haklarını ar aramak modern toplumların, gelişmiş toplumların bir özelliğidir hocam. Çalıştırılan personelin sosyal ve ekonomik haklarını karşılamak modern toplumun bir özelliğidir. Sapma değildir. Cevap C şıkkıdır. Bu soruda karşı olum karesine göre bazı insanlar gözlüklü de önermesinin çelişi sorulmuş. Bu soruyu yapabilmek için karşı olum karesini çizmeniz gerekir. Çizmeye başlıyoruz. A, E, I, O. Peki bu saatten sonra sorulması gereken şey nedir? Bazı insanlar gözlüklüdür önermesi nasıl bir önermedir? Tikel olumludur yani ı'dır. I'yı yuvarlak içerisine alalım. Bunun çelişi de Tam hocam karşısında. Yani edir. Yani tümel olumsuzdur. O halde şıklarda tümel olumsuzu aramaya başlayalım. Hiçbir insan gözlüklü değildir. Nedir hocam? Tümel olumsuzdur. Yani e midir? Evet. O halde cevap da A şıkkıdır. Peki hocam diğerleri neden değil? Bazı tikeldir bir kere. Yani bazı insanlar gözlüklü değil önermesi odur arkadaşım. Bu da çelişik yerine nedir? Alt karşıttır. Bunu da yazmış olalım. O halde eleyin gitsin. Bütün insanlar gözlüklüdür nedir? A'dır. Yani bunun altlığı oluyor. Ele gitsin. Bazı gözlükler insandır kendisi oluyor. Peki bazı gözlükler insan değildir o oluyor yani alt karşıtı dolayısıyla bizden çelişik istenmişti o da a şıkkında var